Akasya'na ya. Hoş geldiniz. Şak 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 şak. Şak 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 şak. Huu, yapmıyorsunuz. Merhaba. Akasya'na'ya hoş geldiniz. Ya ben size inanamıyorum. Merhaba. Akasya'na'ya hoş geldiniz. Merhaba. Akasya'na'ya hoş geldiniz. Anagiller serisi ne tuttu ya? Vallahi ben de şaşırdım. Herkes ay bana benziyor, bana benziyor falan diyor. Birileri beni taşlayacak diye korkmuştum açıkçası. Ama yaptığım bütün o tiplemelerde hepimizden birazcık var. İtiraf ediyorum, benden var. Bugün daha enteresan bir şey yapıyorum. Ekranı biraz daraltıyorum. Bugünün anası kurumsal ana. Ya aslında kurumsal analarla ilgili ekstradan bir şey yok. Yani ay kurumsal anneler falan diyemeyeceğim. Öyle burun bükerek falan konuşacağım bir şey değil. Sadece çok iyi bir malzeme olduğu için. Çünkü onlar çocuklarına da proje gibi bakan nefis anneler olduklarından bana da fıstık gibi bir malzeme çıktı anacığım. Yapmayayım mı yani? İşlemeyeyim mi? Evet, kurumsal ana, kurumsal anne dosyasını açıyorum. İlk olarak. Kurumsal annelerimizin çocuklarına koyduğu isimler asla kulağınıza aşina olan bildiğimiz öyle sıradan isimlerden olmaz. Eğer çok böyle Osmanlı falan bir isim koyuyorlarsa onun da mutlaka bir sebebi vardır ve bir hikayesi vardır. Öyle Arifler, Ahmetler falan olması için emin olun ona çok güzel bir alt zemin hazırlarlar. Bunun dışında çocukların isimleri Toprak, Doğa, Bartu, kısa Selin, Adel, Melis falan olacaktır. Yani öyle klasikçiler birazcık daha Selin falan gibi isimler koyarlar ama daha böyle iddialı isimler duymanız olasıdır. Amerikan kalıçlardan Boğaziçi'lere, Princeton'lardan işte üst lisans bilmem ne programlarında Harvard'lara gitmişlerdir. Bu da yetmemiştir. İspanyolca için Madrid senin, Barcelona benim dolaştıktan sonra üst düzey aşırı kurumsal bir firmanın product manager olmuşlardır. Çok yoğun schedule'ları olan bu analar mutlaka çocuklarıyla ilgilenmişlerdir. Onları ihmal etmemişlerdir. Bu bebeler daha 1 yaşına gelmeden pasaport sahibidirler. Ben pasaportumu kaç yaşında aldım? Köylülüğüm çıkacak 23. Mesela benim bir arkadaşımın oğlu 2 kez Cape Town'a falan gitti. Çocuklarının her boş anında onları şirkete götüren anacıkları tabii ki don değiştirir gibi bakıcı değiştirmeleriyle de ün salmışlardır. Ama bu anaları öyle hafife almayın. Bu analar şu analar. Çocuk da yaptım kariyerde. Hem de çattır çattır. Emine Hanım, sizden istediğimiz aksiyonu alamıyoruz. Önceki meetinglerimizde sizinle ne konuda uzlaşmıştık? Uzayın kesinlikle schedule'ının dışına çıkılmayacak ve televizyon izlememesi konusunda okey verdiğimizi hatırlıyorum. Yani bu konuyu clarify edelim lütfen, rica ediyorum. Ha lütfen, lütfen. Yani ben bu konuda yeterince clear olduğumu düşünüyorum. Bu konuda excuse'umuz yok Emine Hanım. Bu konuda kesinlikle excuse'umuz yok. Bu çocuk televizyon izlemeyecek. Sadece ve sadece yabancı çizgi filmler, eğitici içerikli İngilizce programlar izleyecek. Siz izlemek isteseniz bile açmayacaksınız. Yani ben sizi bu konuda alert etmek isterim. Yoksa size teşekkür etmek durumunda kalacağız. PPM, pre-PPM derken toplantıdan toplantıya koşturan anacıklarım bütün toplantılarını ve bütün işlerini telefon üzerinden yaparlar. Tabii ki okul toplantılarına da telefonla iştirak ederler. Öğretmenleri bezdirmeyi sadece 5 dakikalık telefon görüşmesinde yapan bu anneler asla ve asla çocuklarının istedikleri eğitimi aldıklarını düşünmezler. Evet aynen. Evet çok teşekkürler. Yani biz de uzayın derste high level olduğuna inanıyoruz doğrusu. Ancak bizim müfredat konusunda çok ciddi concern'ümüz var. Evet, geçenlerde işlediğiniz konulara bir look ettim ve gerçekten down oldum, inanır mısınız? Yani yıllık ödediğimiz fiiller karşılığında aldığımız feedbackler gerçekten it's a sad situation, you know? Yani ev içerisinde organik verdiğimiz eğitimler daha efektif, gerçekten. Evet, yani konuları bir daha check edip update etmenizi öneriyorum. Yani bu durumda hassasiyetinizi rica edeceğim. Evet. Bir de siz bu anaları çocuklarına izin verirken görün. İK direktörü gibi mübarek. Eğer istedikleri senelik başarı performansını görmedilerse bu izni vermeleri oldukça güç. Hele bir de istedikleri başarı oranı yakalanmasın, resmen down olurlar. Uzaycığım. Bilgisayarda oyun oynama isteğini değerlendirdim ve bu dönem ne yazık ki okul başarı performansının schedule'ının çok gerisinde kaldığını görüyorum. Açıkçası şu an bana sunduğum bu ödevi confirm edemeyeceğim. Bence sen de artık daha önce konuştuğumuz gibi ödevlerini cross check etmeden bana sunmamalısın.
Yani yaz tatiline az kalan bu sürede projelerimizi push etmek zorundayız. Güzel evladım. Bu performansla bilgisayarını ancak off day'inde görebilirsin. Ödevlerine ekstra yoğunlaşman bizim için ne yazık ki nice to have değil, must bir durum. Ayrıca lütfen bu conversation'ın hemen ardından şikayetlerin varsa mailden iletmeni rica ediyorum. Evet, kurumsal anneyi izlediniz. Umarım kimse bana alınmaz gücenmez. Bunlar işin şakası biliyorsunuz. Peki sizin görmek istediğiniz anne modelleri, meslek grupları var mı? Eğer kafanızda bazı tipler varsa gerçekten yazarsanız çok mutlu olurum. Bu videonun altına yorumlarınızı yazmayı, paylaşmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Emi anacıklarım, hepinizi çok seviyorum.